Herkese merhaba. Bir önceki derste duvar oluşturma ile ilgili bilgiler vermiştim. Şimdi duvar kalınlığını nasıl değiştiririz? Kapı ve pencereleri nasıl çizebiliriz? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle duvar kalınlığımızı değiştirmekle başlayalım. Duvarımıza tıkladığımızda Properties'te duvarımızla ilgili özellikler yer alıyor. Duvarımızın 8 inç olduğunu söylüyor. Bu bizim çizimlerimize göre uygun değil. Duvarı ölçtüğümüzde 20 santimlik bir duvar olduğunu görüyoruz. Duvara tıkladık. Properties'te Edit Type seçeneğine tıkladıktan sonra burada duvarımızın ölçülerini değiştirebileceğimiz bir yer var. Var olan duvarın ölçülerini değiştirmektense kendimize özel bir duvar yaratmamız lazım. Bu yüzden Duplicate diyorum. Burada duvarımıza bir isim vermeliyiz. Mesela 10 santimlik bir duvar olsun adı. Adı 10 santim oldu ama kendisi şu an 10 santim değil. Burada da gördüğünüz gibi 20 santim olduğunu söylüyor. Bunu değiştirmek için Edit tıkladım. Burada kalınlığını 10 santim yapıyorum. Tamam dedim. Ve gördüğünüz gibi duvar 10 santimlik. Ve adı da benim yaptığım duvar. Diğer duvarlar gördüğünüz gibi farklı. Duvar benim yaptığım duvar. 10 santimlik duvar. Duvar kalınlığını bu şekilde değiştirebilirsiniz. Duvarın kalınlığını değiştirdiğinizde otomatik olarak diğer duvarlarla bağlantısını yapacaktır. Duvarı tutup sürüklediğinizde bağlantısı kopmuyor. Devam ediyor. Şimdi kapı ekleyelim. Architecture'ın altında Door komutuna tıkladım. Burada gördüğünüz gibi şu an hiçbir yere kapıyı koyamıyoruz. Kapıyı koymak için bir duvar seçmemiz, duvarın üzerine gelmemiz gerekiyor. Çünkü duvara bağlaması gerekiyor kapıyı. Duvarın üzerine geldiğimde dışarıya doğru mouse'u yönlendirdiğimde kapı dışarıya açılır. İçeriye doğru yönlendirdiğimde de kapı içeriye açılır. Kapıyı koyduğumda otomatik olarak duvarı keser. Kapı bağlantısını yapar. 3D görünümden de bakacak olursak bu şekilde kapıyı yerleştiriyor. Kesit olarak baktığımızda bu şekilde görünüyor. Yani duvarı koparıp kapıyı yerleştiriyor oraya otomatik olarak. Kapımızın yönünü değiştirebiliriz. Açılış yönünü. Tekrar kapı komutuna tıkladığımda içeriye bakan bir kapı seçtiğimde kapının yönünü değiştirmek için klavyeden Space tuşuna basmam yeterli olacaktır. Space tuşuna bastığımda yönünü değiştirebilirim. Bu şekilde kapılarımızı projemize yerleştirebiliriz. Yeni bir duvar tipi oluşturduğumuz gibi yeni bir kapı tipi de oluşturabiliriz. Buradan bize uygun kapılardan birini de seçebiliriz. Eğer bize uygun bir kapı yoksa yeni bir kapı tipi oluşturabiliriz. Properties'te kapıyı seçtikten sonra Edit Type seçeneğine tıkladım. Burada kapımızla ilgili özellikler var. Buradaki değerleri tekrar değiştirmek yerine duplicate edeceğim. Buraya ismini yazdım. Ölçülerini değiştiriyorum. Yüksekliğini ve genişliğini değiştirdim. Tamam dediğimde kapı artık benim seçtiğim kapı tipi oldu. Ölçülerine bakacak olursak da verdiğimiz ölçülere göre bir kapı tipi oldu. Gördüğünüz gibi 2.10'a 90 santimlik bir kapı oldu. Burada diğer kapıları da seçerek
oluşturduğumuz kapı tipiyle değiştirebiliriz. Kapıların yönlerini space tuşuyla da değiştirebiliriz. Her bastığımızda değişecektir ve buradaki oklarla da yönlerini değiştirebiliriz. Şimdi pencerelerle devam edelim. Pencereler de yine kapıyla aynı mantıkta. Bir duvara geldiğinizde pencereyi yerleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde yönünü belirleyebilirsiniz. Burası dışarısıysa pencereyi şu şekilde konumlandırmamız doğru olacaktır. İki türlü de yerleştirip 3D görünümden bir bakalım. Evet, bu doğru yerleşim. Bu yanlış yerleşim. Gördüğünüz gibi bu boşluk iç kısımda olur, dış kısımda olmaz. Kapılar gibi yine pencerelerimizin tiplerini de değiştirebiliriz. Burada projenizde yüklü olan pencerelerle değiştirebilirsiniz. Ve kendi ölçülerinizi yaratabilirsiniz. Mesela bu pencereyi kendi ölçülerime göre yaratmak istiyorum. Edit Type dedim. Burada adını seçelim. Pencere 1 diyeceğim. Ölçülerini de yazabiliriz buraya pencerenin. Adını doğru ve güzel yazmanız proje aşamasında aslında önemli. Ben şimdi örnek olması açısından bu şekilde yaptım. Burada pencerenin değerlerini değiştirerek, yani height ve width değerlerini ikişer metre yaptım. Onayladıktan sonra pencere bir başlığı altında penceremin ölçüleri değişmiş oldu. Böyle bir pencere yaratmış oldum verdiğim ölçülerle. Bu videoda da bahsedeceklerim bu kadardı. Pencere, kapı ve duvar tipleri oluşturmaktan biraz bahsettim. Başlangıç için yeterli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Daha detaylı videoları ileri seviye eğitimlerde bahsetmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.